Merhaba arkadaşlar. Ben Eskişehir Limit Özel Öğretim Kursu'ndan matematik öğretmeniniz Başak Tunç Yakın. Bugün sizlerle beraber AYT denememizin geometri sorularını çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Bir çeyrek dairemiz var. B köşesi OP boyunca katlandığında OB üssü ile AP 75 derecelik açıyla kesişiyormuş bizden. Şuradaki katlanma açımız olan alfayı istemiş. O zaman şöyle başlarsak. Şimdi şuradaki açım alfa. Katladığımda eş açılardan burası da alfa şeklinde karşıma çıkacak. Şimdi bakarsam OB, OP ve OA. Benim bu çeyrek dairemin yarı çapı olduğu için. Burada dikkat edersek O, P, A üçgeni nasıl bir üçgen geldi? İkizkenar üçgen geldi. Yani şu iki açımın ölçüsü birbirine eşit. Şimdi baktığımda şu üçgene bakıyorum. Üçgende iki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşitti. Yani alfa ile P açısının toplamı bana 75'i vermeli. O zaman şuradaki açı için 75 eksi alfa diyebilirim. İkizkenar üçgen demiştik. Buradaki açım da 75 eksi alfa şeklinde geldi. Şimdi O A, K üçgenine baktığımda şuradaki açıya beta dersem beta artı 75 artı 75 eksi alfa bana 180 dereceyi verecek. Beta artı 150 eksi alfa eşittir 180 dersem betayı alfa cinsinden yazalım. 150 ve eksi alfayı karşıya attığımda 30 artı alfa şeklinde karşıma çıkacak. O zaman bakıyorum şimdi şuradaki beta açısını 30 artı alfa buldum. Buranın tamamının 90 olduğunu biliyorum. Alfa artı alfa artı 30 artı alfa bana 90'ı verecek. 3 alfa artı 30 90. 3 alfa 60, alfa da buradan 20 derece olarak karşıma çıktı. Cevabımız C seçeneği geldi. 32. sorumuz bize bir çember denklem verilmiş. X eksenine en uzak olan noktanın koordinatları toplamını arıyorum. Bakarsam çember denklemimde 25, 5'in karesi. Dolayısıyla çemberimin yarıçapı 5 birim gelecek. Merkezime nasıl bakıyordum? X eksi 3 ve Y eksi 6'dan merkezimse 3'e 6 şeklinde karşıma çıkacak. Şimdi baktığımda şurası çemberimin merkezi. Burası 3'e 6 noktası. Şuradan indirdiğimde şurası 3 birim. Şuradaki şöyle yapalım. Şuradaki yüksekliğim 6 birim. Yarıçapımız için kaç demiştik? Yarıçapımız için 5 birim demiştik. O zaman şuradaki parça ne gelecek? 1 birim şeklinde karşıma çıkacak. Şimdi benden istediği x eksenine en uzak noktasının koordinatı. O zaman bakarsam x eksenine en uzak koordinatı ne gelecek? Çapımın olduğu yer olmalı. Şu şekilde merkezimden geçecek çapım olmalı. Yarıçapım kaçtı? 5'te. O zaman en uzak noktam burası olacak. Baktığımda 5, 5, 10. Bir de şuradaki uzunluğu da 1 birim bulmuştuk. Yükseklik olarak 11 geldi. Bu benim y bileşenim, ikinci bileşenim. Peki bu noktanın x'i kaç? Bakarsam yatayda 3 olarak karşıma çıkacak. Bizden x eksenine en uzak olan noktanın koordinatları toplamını istemişti. 3 artı 11'den cevabım 14 olarak karşıma çıktı. 33. soru bir eşkenar üçgenimiz var. Eşkenar üçgenimizin alanı 36 köküç birim kare olarak verilmiş. Eşkenar üçgenin alanı neydi? Bir kenarı a birimse a kare köküç bölü 4'tü. A kare köküç bölü 4'ü 36 kök 3'e eşitlediğimde köküçler birbirini götürecek. A kare eşit olacak 4 çarpı 36'ya.
O zaman buradan A için 2'nin karesi 4, 6'nın karesi 36 olduğu için üçgenimizin bir kenarı 12 birim şeklinde karşımıza çıktı. Şimdi bizden istediği PK, PL ve PH'ın toplamı. Dikkat edersek ABC bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgende P noktasından kenarlara dikler atılmış. Biliyoruz ki bu diklerin toplamı bana neyi verecek? Eşkenar üçgendeki herhangi bir yüksekliği verecek. Peki eşkenar üçgenimin yüksekliğini nasıl buluyordum? Eşkenar üçgen en güzel üçgenimizdi. Bunda yoktu. Kenarlarım 12 birim. Hemen tepeden aşağıya bir dik attığımda burası benim yüksekliğim olacak. İkizkenarlıkta da vardı bu. İki kenar olduğu zaman eşkenarlıkta da yine kenarortay ve hatta açıortay şeklinde karşıma çıkıyordu 30-30. Dolayısıyla buralarda 6'şar birim gelecek. Peki yüksekliğim 30-60-90 üçgeninden 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 köküç şeklinde karşıma çıktı. Dolayısıyla kenarlarıma atılan dikmelerimin toplamı 6 köküç birim geldi. Düzlemde 2 köküçe 2 noktası varmış. Hemen göstermeye çalışırsak şuralarda bir yerlerde olacak. 2 köküçe 2 noktası. Şimdi baktığımda şöyle bir dik üçgen oluşturmaya çalışırsam. Şuradaki uzunluğum 2 köküç ve buradaki uzunluğum 2. Bu sanki bana bir özel üçgeni hatırlattı. O da nedir? 30-60-90 üçgeni. Şuradaki açım 30, şuradaki açım 60. 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katıydı. 90'ın karşısı da 30'un karşısının 2 katından 4 birim gelecek. Şimdi bana demiş ki bu nokta orijin etrafında 120 derece dönecek saat yönünde. Yani sağ tarafa doğru 120 derece döndürdüğümde 30 derece olunca x eksen üzerine gelecek. 90 derece daha döndürürsem buradaki açımın toplamı bana 120 dereceyi verecek. Yani 30 döndürdüm, x eksen üzerine geldim. 90 döndürdüğümde y ekseni üzerine gelmiş olacak. Peki şuydu benim noktam, yani orijinle noktam arasındaki mesafe 4 birimdi. Buradaki mesafem de 4 birim olacak. Y ekseni üzerinde olduğu için noktamın koordinatları 0'a eksi 4 şeklinde karşıma çıkacak. İki tane gönyemiz var. Eş gönyeler birer kenarları çakıştırılarak farklı ikizkenar üçgenler elde edilecek. Bu ikizkenar üçgenlerin yükseklik kaç farklı değer alır demiş bana. Şimdi bu dik, yani bu gönyeler, dik üçgen biçimindeki gönyelerin kenar uzunluğuna baktığımda 15, 20, 25 şeklinde karşıma çıkacak. 3, 4, 5 özel üçgeninin katları şeklinde. Şimdi şöyle baksam bana diyor ki birer kenarlarını çakıştır. Şu şekilde aldığımda şurası 15 birim, tabanlarım 20 birim ve buralarda 25 birim geldi. Yüksekliğim 15 değerini aldı. Şu şekilde birleştirsem şöyle çizelim. Bunu olduğu gibi aldım. Diğerini onun altına şu şekilde yerleştirebilirim. Yine şurası 90 derece, 15, 15, yani 15 derece taban kabul ettim. Yüksekliğim 20 birim geldi. Şuralar 25'e 25, 15, 20 geldi. Şekilde iki tane ikizkenar üçgen elde edebiliriz. Yüksekliklerimize baktığımızda buradan h eşittir 15, buradan h eşittir 20 şeklinde karşıma çıkacak. Şimdi buradaki 15 ve 20 birimlik olan yüksekliklerimiz var. Peki diğer eşit olmayan kenardan yükseklik atarsam, şu şekilde baktığımızda bunun yüksekliği dışarıdan gelecek. Şu şekilde çektiğimde. Şurası 90 derece dersem, üçgenin alanından da gidebiliriz. Taban çarpı yükseklik bölü 2, yani 40 çarpı yüksekliğim 15,
eşit olacak. Tabanım 25. Şuraya da h dersek 25 çarpı h'a. Sadeleştirirsek 5'e böldüm 8, 5'e böldüm 3. Bu da zaten 25'e böldüm. H'ımız buradan bir de 24 birim geldi. Aynısını diğerinde de yaparsak şuradan bir yükseklik çektim. Aynı şekilde taban çarpı yükseklik alandan gidiyorum. Eşit olacak 25 çarpı haşa. Yine sadeleştirdiğimde 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 6. Haşımız buradan yine 24 birim geldi. Yani yükseklikleri 15, 20 ve 24 olmak üzere 3 farklı değer alabilir diyoruz. Bir üçgenimiz var. G noktası ağırlık merkezi. AF uzunluğum 6 birimmiş. Ağırlık merkezimle BC kenarını birleştirdiğimde burası kenarortay olacaktı. Ağırlık merkezi kenarortayların kesim noktasıydı. Dolayısıyla bu iki parçam birbirine eşit. Yukarıda bir 90 derece gördüm. O zaman bu 90 dereceden ne olacak? Şu parça da bu aşağıdaki parçalara kenarortayıma eşit gelecek. Muhteşem üçlümüz çıktı buradan. Ve bana demiş ki FG uzunluğum 2 birim. Şimdi burada ağırlık merkezimin özelliğini kullanırsam, ağırlık merkezim şuradaki doğru parçasını nasıl parçalıyordu? K'ya 2K şeklinde parçalıyordu. O zaman baktığımda 2K'mız 8 ise K buradan 4 olarak karşıma çıkacak. Yani benim buradaki kenarortay uzunluğum 12 birim geldi. O zaman buralarda 12'ye 12 gelecek. Şimdi burada dikkat edersek şurası yeşille gösterdiğim yer 6 birim geldi. Buradaki FA uzunluğumda 6 birim ve burada bir 90 derecem var. Yani kenarortay ve diklik varsa bu nasıl bir üçgendi? İkizkenar bir üçgendi. 12'ye 12 yetmedi. Bir de neydi? Açıortay 4 özelliğim bir arada. İkizkenarlık, açıortaylık, diklik ve kenarortaylık şeklinde karşıma çıktı. Peki baktım şimdi tekrar 12 12 geldi. Peki şuradaki uzunluğum da 12 birim değil miydi? Bu artık bir ikizkenar üçgen değil, bir eşkenar üçgen. O zaman bütün iç açılarım 60'ar derece gelecek. Burası da açıortaydı zaten. 30'a 30. Peki ben şimdi nereyi arıyorum? Bakarsam BCF. BCF. Şuradaki açı 30 derece artı GAC. GAC açısı da şu açı 60 dereceden cevabımız 90 derece olarak karşımıza çıkacak. P noktası çevrel çemberimizin merkeziymiş. Yani dışına şu şekilde bir çember çizmeye çalışırsak buradan ne olacak? PB, PC ve PA benim çemberimin yarı çapı olacak. Dolayısıyla burada baktığımda karşıma 3 tane ikizkenar üçgen çıktı. Burası 35 derece ise burası da 35. Burası 25 ise burası da 25 ikizkenar üçgenden ve taban açılarıma baktığımda burası alfa ise burası da alfa şeklinde karşıma çıkacak. O zaman üçgenin iç açılarından gidersem 2 tane 35'im var 70 derece, 2 tane 25'im var 50 derece ve artı 2 alfa eşit olacak 180 dereceye. 120 artı 2 alfa eşittir 180 derece dersem 2 alfa 60. Alfamız buradan 30 derece olarak karşımıza çıktı. 38. sorumuz. GF ile EL birbirine paralel demiş ve bizden istediği şuradaki alfa açısı. Şuradan D noktasından birleştirdiğim zaman. Şimdi şurada şu arada kalan açılarıma baktığımda şuradaki birleştirdiğim doğru parçası da yine GF ve EL'ye paralel gelecek.
buradaki açılarım şuradaki açıya x dersem 100 artı 110 artı x bana neyi verecek? Paralellikten 360 dereceyi verecek. 210 artı x eşittir 360 dersem x'imiz buradan 150 derece olarak karşıma çıktı. Yani buradaki açım 150 derece. Ve ben biliyorum ki içerideki dik üçgene bakarsak bir üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıydı. Dolayısıyla burası 90 derece ise şuradaki parçam ne gelecek? Şurası 60 derece olarak karşıma çıktı. Şimdi tekrar baktığımda alfayı arıyorum ben. Yine şurada bir tane Z kuralı gördüm paralellikten. Bu açım 70 derece ise şuradan 60 artı alfa da 70 derece olarak karşıma çıkacak. Paralellikten Z kuralından alfamız buradan 10 derece geldi. Yarım dairemizin içinde iki tane dairemiz var. Bizden istediği boyalı bölgenin alanı. Şimdi dairenin alanı neydi? Pi r kare. O zaman benim bu dairelerin yarı çaplarına ihtiyacım var. O1, O2 merkezli eş birim çemberler diyor. Birim dediyse bunların yarı çapları birer birim. Benim buradaki yarım dairenin yarı çapına ihtiyacım var. O noktası bunun merkezi olduğuna göre şu şekilde birleştirdiğimde şimdi burası zaten O2 merkezli çemberin yarı çap olduğu için bir birime bir birim şeklinde karşıma çıkacak. Benim şuradaki uzunluğa ihtiyacım var. Yine O2 ile C noktasını birleştirdiğimde şurada bir dik üçgenim oluşacak. Burası bir birim, burası da bir birim şeklinde karşıma çıktı. Şimdi baktığımda şöyle yapalım. Şuradaki dik üçgenden bir birim, bir birimse şurası ne gelecek? 45, 45, 90 üçgeninden kök 2 birim olarak karşıma çıktı. Yani benim O merkezli dairemin yarı çapı şuraya yazarsam 1 artı kök 2 birimmiş. Şimdi artık yapabiliriz. Yarım dairenin alanından içerideki eş birim çemberlerin daire diyelim onlara eş birim dairelerin alanı çıkartırsam aradığım alanı bulacağım. Yarım dairenin alanı pi r kare 1 artı kök 2'nin karesi yarım olduğu için bölü 2 diyorum. Eksi bir tane içerideki dairemin alanı pi r kare bundan 2 tane olduğu için çarpı 2 şeklinde karşıma çıkacak. Pi parantezinde yazalım. 1 artı kök 2'nin karesini alırsam birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesinden bu şekilde karşıma çıktı. Bölü 2 dedim. Eksi 2 şeklinde geldi. Toparlarsam 3 artı 2 kök 2. 2 ile 2'yi çarptım. Eksi 4 bölü 2 dedim. Başında da bir pi çarpanım var. Buradan 2 kök 2 eksi 1 bölü kök 2 pi birim kare şeklinde karşıma çıktı taralı alan. 40. sorumuz G1 G2 doğrusunun eğimini istemiş benden. C noktası 18 12 AOE dik üçgeni ile ABCD kare biçimindeki konteynerlerin ağırlık merkezleri G1 ve G2 noktasıymış. Şimdi şuradaki 18 12 noktasını kullanırsam 12 benim yüksekliğim. Bu bir kare olduğuna göre karenin bir kenarı 12 birimmiş. C noktası yani şurası 18 birim olduğuna göre burası da 6 birim. OA uzunluğunda 6 birim şeklinde karşıma çıkacak. Şimdi G1 ve G2 ağırlık merkezi ise G2'den başlarsak G2'den şu şekilde aşağı çektiğimde hatta şöyle diyelim burası da 12 birim o zaman 6'ya 6 şeklinde paylaşmış olacak. Aynı şekilde burası da 6'ya 6 geldi. O zaman G2 noktasının koordinatını şuraya yazalım. G2 noktası x'im 6 artı 6'dan 12 ve y'si de 6 şeklinde karşıma çıkacak. G2'yi hallettik. Şimdi G1'e bakalım.
G1 için de O noktasından şu şekilde uzattığımda ağırlık merkezim ne yapıyordu? K'ya 2K şeklinde parçalıyordu burayı. Ve burası da yine nasıl gelecek? Şurası 6 birim, yine yukarısı 6 birim şeklinde geldi. Şimdi dikkat edersen burada bir ikizkenar üçgen oluştu. İkizkenar dik üçgen hatta. OA uzunluğum 6, şuradaki uzunluğum da 6 birim olduğu için 6 6'dan şuradaki uzunluğum 6 kök 2 geldi. O zaman diyorum ki 3K 6 kök 2 ise K buradan 2 kök 2 gelecek. Yani şu parçam 2 kök 2, 2K dediğim parçada 4 kök 2. Şuradan bir dik atarsam. Şimdi şurada oluşan üçgeni ben bir şöyle çizmeye çalışayım. Şu şekilde. Şimdi şurası 6 birim, şurası A noktası, şurası O noktası, şurası ağırlık merkezim. Şuradan indirdik. Yine burası 90 derece gelecek. Dedik ki burası 4 kök 2 birim, burası da 2 kök 2 birim. Şimdi ben şuradaki yüksekliğimi arıyorum. Burada benzerlik yaparsam, hatta şurası 2K'ya K'ydı. Diyeceğim ki şurası da X olsun. 2K'nın 3K'ya oranı, 2K'nın 3K'ya oranı, X'in 6'ya oranını verecek bana. K'lar zaten gitti. 6 3'ün 2 katı. O zaman X'imiz buradan 4 olarak geldi. Şuradaki uzunluğumu 4 birim buldum. Şimdi şu üçgene bakarsam, bu üçgende dik kenarlarından biri 4, hipotenüsüm 4 kök 2 ise, yani bu yine x kenar dik üçgen gelecek. Buradaki parçamın uzunluğunu da 4 birim buldum. Şurayı da 4 birim bulmuştuk. O zaman G1 noktamın koordinatı 4'e 4 şeklinde karşıma çıktı. G2'de zaten 12'ye 6 demiştik. Şimdi G1 ve G2 doğrusu, bu G1 G2 doğrusunun eğimini arıyorum. Eğim neydi? Y'ler farkı bölü X'ler farkı. MG1 G2 dersem Y'ler farkı 6 eksi 4 bölü x'ler farkı 12 eksi 4'ten 2 bölü 8, yani 1 bölü 4 olarak karşıma çıkacak.